Hamiyet Hanım'ın bir kız bir oğlan evlatlık aldığını biliyorum. Adana'dan aldılar, hastaneden aldılar. Benim çocuğum tamamen kanuni şartlarda meydan doğum evinden değil, 0-6 yaş çocuk yuvasından alınmıştır. Sizin ortaya attığınız çocukları biz okutup büyütüyoruz. Bir çocuğun hayatını kurtardım. Sizinle daha fazla konuşmayacağım. Müslüman anneden babadan olan çocuklar Hristiyan olarak yetiştiriyorlar. Adana Meydan Doğum Evi'nden evlatlık çocuk aldığı iddia edilen Hamiyet Nagel'den sosyal medyada herkesi şoka edecek paylaşım. Şimdi Esra Erol'da. Reşit aslında köyde doğdu. Ceyhan'ın 600 köyüne gelin geldim. Kerime Hanım'dan bir bayram daha çocuğu almışlar gitmişler. Kerime Hanım, Reşit'in doğduğu iddia edilen Altıgöz köyündeki o eve girdi. O an neler yaşadı? İnanılmaz dakikalar, sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Kardeşin evlatlık olarak verildi. Bebekler Adana'dan Amerika'ya nasıl gitti? Neye dayanarak verildi? Kim aldı? İki kardeşi Amerikalılara evlatlık verilen Kerime'nin dayısının oğlu Cumali'nin evlatlık verilen diğer iki kardeşi nerede? Bu çocukların elinden alınıp yurt dışına veriliyor olması korkutucu. Sadece annem mi bu kişi? Dinleri? Dinleri değiştiriliyor. Şok iddialar. Doğum annem yapıyor, o çocuğu annemden hemen alıyorlar ya, kim alıyor? Babam geliyor yanında avukat Elif Okumak'la beraber. Babam teslim ediyor. Şimdi Esra Erol'da. Reşit aslında köyde doğdu. Hangi köy? Navroz'un anneniz olabileceğini düşünüyor. Türkiye'nin konuştuğu olayda Reşit'in öz annesi olduğu iddia edilen 1984 yılında Altıgöz köyünde yaşayan Navroz Hanım canlı yayında. Navroz'un iki tane çocuk sattı. Ondan sonra ortada çocuk kayboldu. İddiaların tam merkezindeyiz. Altıgöz köyündeyiz. Reşit'in doğduğu iddia edilen o evin önündeyiz. Şimdi Esra Erol'da. Babamla konuşuyorum. Beni kimden aldın? Beni sana kimler getirdi? Bilmiyorum kızım. Türkiye bu kavuşmayı gözyaşları içinde izledi. Anne! Buldum. Anne! Gel sarılayım sana. Gel sarılayım sana. Annem! Annem! Ülkeye Melek nasıl evlatlık verildi? Düğüm şu an. Dün gece neler konuşuldu? Onun hasretini çok çektim. Yıllardır aradım. O güne dair tokat gibi gerçekler şimdi Esra Erol'da. Hamiyet Hanım'ın bir kız bir oğlan evlatlık aldığını biliyorum. Adana'dan aldılar, hastaneden aldılar. Benim çocuğum tamamen kanuni şartlarda meydan doğum evinden değil, 0-6 yaş çocuk yuvasından alınmıştır. Sizin ortaya attığınız çocukları biz okutup büyütüyoruz. Bir çocuğun hayatını kurtardım. Sizinle daha fazla konuşmayacağım. Müslüman anneden babadan olan çocuklar Hristiyan olarak yetiştiriyorlar. Adana Meydan Doğum Evi'nden evlatlık çocuk aldığı iddia edilen Hamiyet Nagel'den sosyal medyada herkesi şoka edecek paylaşım. Şimdi Esra Erol'da.